video çekiyorum, video. Allah yaratmış, dilimlemiş, paketlemiş, göndermiş. Hadi ben ortadayım. Ya bak ya. Abi böyle olmaz. Çalım yapmıyorsunuz ki. Ben de koyuyorum yani. Ya. Evet, kampın ilk günü. Çok zorlu geçiyor. Ya. Alkış yok mu? Fark serbest mi? Ya. İlla gençliğimdeki şeyleri buluşturacaklar. Ruhum geç ama bedenim yaşlanmış biraz arkadaşlar. Ruhum geç ama bedenim yaşlanmış biraz arkadaşlar. Evet Yusuf, ne yapacaksın? Kebap mı yapacaksın bize? Evet abi, bugün kebap diye şey yapacağız. Tavuk sote tarzında. Kıyma, domates, soğan, mantar, o tarz bir şey yapacağız. Ateşi kolay başlatmamız için bunları küçük odunlar haline getireceğiz parça parça. Şimdi böyle bu şekilde daha kolay tutuşur. Evet. Bunu böyle yaptık. Olmadı ya. Evet. Çektin mi burayı? Evet. Şimdi ateşimizi tutuşturacağız. Ama nasıl? İlkel yolla tabii ki de. Bizim hiç modern şeyle işimiz yok. Şöyle bir ateş kutumuz var. Bir dakika şunu çıkarayım mı? Nesbi hocam. Ama nasıl? İlkel yolla tabii ki de. Bizim hiç modern şeyle işimiz yok. Koydun lan cebine. Ya kibritle yakmayacağım. Hani her şey doğaldı. Abi her şey doğal zaten. Bak şimdi. Baştan aç. Sihirli kutu. Ormanda hayat kurtarır. Şöyle bir parça alayım. Bir parça aldık. Bu son zamanlarda çıkan magnezyum çubuğu. İsterseniz böyle çakmak taşı bu. Vurduğumuzda kıvılcım atıyor. Şöyle atmıyor. Şöyle yerleştiriyoruz araya. Şimdi tek hareketle yakacağız ateşimizi. Evet. Bak Nesip Hoca tutuştu burası. Tek hareketle. Ondan sonra odun nemli ya, yanmıyor. Dur ben azıcık peçete alayım geri. Az peçete alabilir miyiz şuradan? Vallahi yanmadı. Peçete aldık biraz şu şekilde. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Normalde bu yanardı ama odun nemli. Şöyle biraz peçeteyi alıp. Evet, yandı şu anda. Odunları üstüne atıyoruz. Evet. Ondan sonra besliyoruz ateşimizi. Bu şekilde. Nesip Hoca yeter, rezil olduk, odun yanmıyor. Abi ateş yanmıyor ya. He? Ateş yanmıyor, ateş yakacağım. Vallahi yakamadık. Niye yakamadık sebebini söyleyeyim. Şimdi hiçbir sıkıntı yok, her şey tam takip devam ediyor. Odunlar yaş. Odun yaş olunca tutuşmuyor. O yüzden ya bu böyle şekilde taşıyın yalnız. İşte bak imdadınıza koşuyor. Nasıl yapacağız şimdi ona da? Biraz daha alacağım bundan. Ortasına koyacağım gene. Al attırdım bak, yandı. Yandı. Ama nasıl? İlkel yolla tabii ki de. Bizim hiç modern şeyle işimiz yok. Ondan da bu. Parfüm. Ateş yanmıyor abi. Ya ben de ekşi boru var sandım lan. Ne kadar bakıyorsun? Abi biz yaktık da yanmadı ki. Odun yaş abi, yanmıyor. Abi yapacak bir şey yok. Ben içeriden bir parça odun alayım da geleyim. Evet, şu anda son planımızı deniyoruz. Olmadı, bırakıyoruz. Atıyoruz arasına. Evet. Arada bir attırayım. Abi çıra bulduk. Şimdi çırayla yakacağız. Ben bu işi yapacağım abi. Oğlum zaten yapacağım. Yine kömüre döndük mecburen. Biraz alıyoruz buradan. Bismillah demedim o yüzden abi. Şu an bitti. Onun artık kurtuluşu yok abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yine kıvılcım attırıyoruz. Attırdık. Yandı. Abi çakmak götürün yanınızda. Boş verin. Ne yapmamamız lazım? Bir göster. Allah'ım kibrit bile yanmıyor.
Şimdi ben abi dolaylı yoldan bak nasıl yapılmayacağını anlattım arkadaşlara. Aynen. Bunun mesela ne yapması lazım ateş yapmak için? Senin yaptığın hiçbir şey yapmaman lazım. Aynen. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu da yapmayın. Bunu da yapmayın. Yok abi gerek yok, şimdi ben halledeceğim. Ya ateş olmuyor ki, şimdi çıra var, çıra da yanmıyor. O sıkıntı. Abi acık gözünü şey var ya. Abi yakamıyorum, benlik bir şey yok. Ateş yanmıyor, ıslak. Rezil olduk. Aynen, yandı abi. Abi onu hiç koyma bence. Yandı zaten şimdi. Cart ki ateş. Sonra etrafına şöyle kömür atıyoruz. Tamam. Becerdik. Şimdi nasıl yandı? Nasıl yandı? Şimdi keramet ihsan edilmez ama bazen caiz. Evet. Oğlum elimi attı. Görmedim bu sabahtan. Geldiler mi ya? Geldiler. Lan geldiler lan. Ya siz var ya adamın tübüsünüz lan. Siz var ya adamın tübüsünüz lan. Ya sen adamın tübüsünüz lan. Var ya. Hasan abi şu fukarayı el at ya. Gözünü seveyim yardım et ya. Fukara mı yedi bari? Fukara mı dedim bana? Bak şuraya çek. Nasıl güzel bırak. Bence bir insan ne istediğine çok iyi karar vermeli. Mesela şu an ne güzel bak, kamp ortamı, güzel sıcak bir ortam, dostlarla muhabbet, gırgır, şamata, lezzet, çok güzel bunlar. Ama bakın sadece benim olmasın, aranızdan birinin bile bir sevdiğinin başına bir şey gelse bu ortamın muhabbeti dağılır, biter. Hasan işte Rümeysa hastaneye kaldırıldı, durumu da çok kötü. Ne yapacaksın daha başında? Direkt basıp gideceksin. Direkt. Hadi abi gidelim. Ne oldu muhabbet? Ne oldu sevgi? Ne oldu buradaki huzur? Ne oldu şöminenin verdiği o sıcak hava? Ne oldu bu manevi atmosfer? Gitti. Bakın çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Yani biz bir şekilde bir şeyleri isteme fıtratına sahibiz. İsteyin. İstemekte hiçbir beis yok. İsteme demek insanın insanlığına hakaret, insanın insanlığına zulüm. İsteyeceksin abi. Bu fıtrat bunu istemeden yapamaz. Allah böyle donatmış. Ben Kur'an'ı, Efendimizin hayatını ve çizdiği yönü, Risale-i Nur'u okuyunca şunu anladım. Kur'an bu fıtrata dur deyip önünü kesen bir kitap değil. Kur'an bu fıtratın aradığını vermeyi vaat eden bir kitap. Şimdi insanın aklından geçer, gelmese gelir, bir gün gelir. Yani Allah o kadar şeyi haram kılmış. En zevkli şeyler, en güzel şeyler haram, kadınlar haram. Bir kısıtlama var. Vallahi bir insan Cenab-ı Hakk'ı tanısa aslında Allah'ın en büyük haz vermek isteyen, zevk vermek isteyen zat olduğunu anlardı. Bütün hazların ve bütün zevklerin aslında Allah'ın hazinesinden çıktığını tefekkür edebilirdi. Yani ne? Ya benim lezzet almamı, haz almamı sağlayan kim? Şu an yemekten aldığım tadı tadmamı sağlayan kim? Onun içine bu donanımı yerleştiren kim? İnsan teknolojisinin içerisine bu sistemi yerleştiremiyor, yapamıyor. Veya insan buna, bu tad alma reseptörlerini dokuyamıyor. Etin içine bunu dokuyan kim? Benim etten aldığım veya sıcaklığın bile bir lezzeti var. Abi kim ya? Allah aslında tek haz verendir. Bütün haz almalar ve birinin size hissettirdiği hazlar Allah'ın hazinesinden çıkmaktadır. Çünkü başka bir beşer, hiçbir kudret bunu dokumaya muktedir değildir. Bakıyorsun bütün hazları veren bir zat. Kısıtlamış. Vallahi vermek istemediğinden bu kadar haz yaratmaz biri. Ne yapar? Allah haz değil, ebedi haz vermek istiyor. Allah Allah. Nasıl anlıyorsun? Nereden biliyorsun? Allah'ı tanıyınca bunu anlıyorsun. Nasıl anlıyorsun? Doktora gittin, yoğun bakımdasın. Doktor dedi ki yemeyeceksin şu yemeği. Perhis sana. Şu eti yemeyeceksin. Kolesterolün de var. Zaten kalpten rahatsızsın. İşte yemeyeceksin. Yoğun bakımda seni kısıtlasa sen şunu demezsin. Ya doktor herhalde benim lezzet almamı istemiyor. Aksine diyeceğin şey şudur. Doktor benim iyileşip bu lezzetleri daha fazla almamı istiyor. İşte doktorun hikmetini gören akıllar Allah'ı tanısa şunu görecek. Allah şu dünyadan bir şeylerle beni çekiyor ama Allah'ı tanısaydın, en ufak aldığın hazza kadar her şeyin hazinesinden çıktığını görseydin, anlardın ki Allah ebedi haz almanı istiyor. Niye kısıtlıyor? Yoğun bakımız. Çünkü onlara gittin mi unutuyorsun. Şimdi bakın. Biz alemimizde, iç alemimizde, şöyle kendi nefsimize döndüğümüzde sen ne istiyorsun ya? Bu dersler ne kadar önemli biliyor musunuz? Bir insanın aradığını alabileceği her çıkış noktası, her müşkil halledilebilecek manalar bunlar. Ama bak odaklanın, aradığını vereceğin dünya olduğuna inanmış. Ya dünya deyin ki böyle şey, dünya deyince çok itici böyle şey gibi geliyor. Yani içinde yaşadığımız alemde bir şey. İşte bu şu para, şu ticaret, şu kadın, şu ortam, şu lezzet. Bize bunlar istediğimizi verire bir inandırma söz konusu. Ama ne dedik? Bak sadece bir sevdiğimizin başına bir şey gelse bütün muhabbet dağılıyor. Paranın hiçbir hükmü kalmıyor.
Bütün planlar, projeler değişiyor hayatımızda. Şu an bile birilerinin bir şekilde gideceğini düşünmeyerek zevk alabiliriz ya da imanla zevk alabiliriz. Bunun başka alternatifi yok. Yani bunlar bitecek, ben biliyorum. Herkes dağılacak, ölecek, bitecek ama ağaç baki yerine gelen var. Allah varsa bu meyve bitmez. Ben bu meyveyi kopardım, çürüyor ama ağaç var. Ağaçtan devamlı alabilirim. Allah'ı tanıyarak ya bu işin içinden çıkacaksın ya da gözünü bunlara yumarak, düşünmeyerek işin içinden çıkmaya çalışacaksın. Ama işin sonunda patlayacaksın. Hasan abi, ne yapıyoruz şu anda? Vallahi sabah yürüyüşü yapıyoruz ama hava buz gibi. Of. Kırağa çiğ vurmuş. Değil mi? Her yer donmuş şu anda. Yusuf Bey. Bunu bizim arabanın arkasına taktık. Yusuf Bey. Evet abi. Şu hikayelerinizden bize anlatsanıza ya. Anlatayım hemen. Mesela bak Nesip Hoca. Şurada gördüğünüz çimler hepsi donmuş. Evet. Dün yağmur yağdı. Bu ağaca da yağmur yağdı. Onlara da yağmur yağdı. Çimler donmuş ama çam ağaçlarında hiçbir şey yok. Nem bile yok. Bunun sebebi şu. Daha doğrusu hikmeti şu. Şimdi mesela çam ağaçlarında şöyle bir sistem var. Antifriz sistemi. Arabalardaki sistem gibi. Antifrizi arabanın radyatörüne koymadığınız zaman arabanın radyatörü donar. Kışın çalıştıramazsınız ve o araba perd olur. Yani neredeyse. Sıkıntıya evet. Gider. Çam ağaçlarında da Allah öyle bir şey yapmış ki kışın eksi derecelere bile düşse ağaç donmuyor. Allah! Öyle halıyor. Döşüyorum ya. Diğer ağaçların sararmasının sebebi ise gövdelerindeki suyu köküne çekmesi. Kışın donmasın diye su içinde. Ağaç ölmesin diye. Vay be. Ama çam ağaçlarında da bir şey yok işte. Bu güzel tefekkürünüz için teşekkür ederiz Yusuf Bey. Eyvallah abi. Düşünüyoruz, çalışıyoruz. Düşünüyoruz, sohbetlere getirmeye evet, çalışıyoruz. Hocam ne yapıyorsun şimdi? Tutayım mı? Tamam. Ha, ben mi konuşayım? Vallahi ne yapıyoruz şu an? Kainatın tadını çıkarıyoruz. Rahatlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a tefekkür ediyoruz ve inşallah sonsuzumuz için yatırım yapıyoruz. Birbirimizi bu noktada besliyoruz, Allah'ı anlatıyoruz. O yüzden Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça bu filmin bitmemesi için bütün engelleri kaldırıyoruz önümüze. Niye geldik buraya? Yani medresemizde otursak olmaz mıydı? Yani sıcak bir yuvamızdan çıktık, buralara geldik. Biz var ya. Orada da tefekkür edebiliriz. Sonsuz üşümeyelim diye buraya geldik. Görüşürüz. Gerçekten gerek var abi ya. Bir annenin çocuğunu emzirmesi, bir babanın evladına şeref duyup onun izzetlenmesini istediği gibi Allah da bizim sonsuzu kazanmamızı bir annenin çocuğunun doymasından daha fazla ister. Anneniz size demişti bu çocuk milyon tipli, 20 yıl sonra zarar verir. Aynen. Annem beni 30 yıl önce düşünmüş. Dolayısıyla Allah bize anneden daha iştahlı, babadan şerefimizi düşünecek kadar daha fazla izzetimizi düşünüyor. Ben şimdi o zatı tanımazsam, onu öğrenmezsem, bu fırsatı da kaçırırsam başımı sonsuz taşlara vuracağım. Cehennem bunun bir şeyi olacak. O yüzden sonsuz kaybetmemek için, bu fırsatı kaçırmamak için biz en büyük fırsat olarak Allah'ı görüyoruz. Ve birbirimize Allah'ı hatırlatıyoruz. Çok güzel. Elhamdülillah. Eyüp abi soruyor mu? Bak. Eyüp abi. Eyüp abi. Ben de hocam. Üçüzlerini ve Hafsa'yı, 4 tane çocuğunu bırakıp geldin. Niye geldin abi? Çocuklarını sevmek varken benim yüzümü niye görüyorsun sen? Tutayım mı? Onlarla sonsuz. Olayım abi, samimi ol. Ama da, bak onlar... gerçekten. Tamam, samimi. Tamam. Buraya manevi olarak şarj olmak için geldim. Biz sonsuzluğu kazandırmak için varız bu birlik. Kesinlikle öyle. Doğru. Ondan dolayı senin bu cemalin. Cemal. Evet. Ben de cemal mi gördüm? Gördüm. Sonsuzluğu kazandırıyoruz. Ağzın pis kokusunu bile mis kokusu yapıyor. Evet. Bizim sıfatlar da sonsuzluğu kazandırdığı için oldu. Değişiyor yani. Anladın cemal mı? Oldu. Kılmana dönüyor yani. Nuriler gibi oluyor. Şimdi İbrahim'e de sorayım mı bir soru? İbrahim, buraya gel. Şimdi arkadaşlar kampa geldik. Bu kardeşimiz hala kampta da reklam parası arıyor videolara. Neden bunu yapıyorsun? Eğlendire baksana kardeşim. Çünkü kainattaki en büyük amaç Allah'ı bulmak. Biz de Allah'ı buldurmak için bütün insanların önüne bu videoları çıkartmamız lazım. O yüzden şu an borcun altındayım yani. İnşallah onları da bulacağım, dertleneceğim biraz daha. Ama inşallah yani Allah bir yerlerden gönderecek. Çünkü Allah ganidir. İnşallah. Yani Allah'ın gani olduğuna inanıyorum ve güveniyorum. O yüzden reklam parası gönderin demeyeceğim ama dertlerin yani. Evet. Belki sizin gönderdiğiniz parayla birçok insana ulaşacağız. Birçok insanın hayatına vesile olacağız. Hatta mesela 7 ay önce çocuğunu kaybeden bir abla diyor ki ne? Sizin videolarınızda var ya çok iyi oluyorum, Allah sizden razı olsun diyor. Şimdi bu abla mesela 7 ay önce çocuğunu kaybetmiş. Nasıl kendisini teselli edecek? Kesinlikle Allah'ı bulması lazım.
Şimdi bizim videolarımızda neler var? Kesinlikle Allah'ı tanıtan videolar. Biz de bu videoları bütün insanların önüne çıkartmaya çalışıyoruz. Yani reklam senin çocuğunun karşısına da çıkar, annenin karşısına da çıkar, hiç namaz kılmayan bir çocuğun karşısına da çıkar. Yani çıkar yani. O yüzden bu reklamlar önemli. Ben de bu noktada dertleniyorum. Ya size en yardım... Siz de dertlenin. Siz de dertlenin. Olan yapan gibi. Evet, dertlenirseniz güzel olur yani. Evet. Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ederiz. Bu röportaj güzeldi. Gazelle çevirme yapalım ya. Şu gazelle. Gelişen. Evet, Yusuf. Evet. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Mazlum Bey burada ne yaptık? Biraz bize bahseder misiniz? Burada içimizde olan o sıkıntıyı, o daralmışlığı bir nebze olsun açtık. Allah'la rabıtamızı yükseltmeye çalıştık. Allah'a bir nebze olsun daha yaklaşmaya çalıştık bu ortamları. Bir ortamda çekebilirsin istersen. Sanatkarın sanatını gördük. Of! O daralan ruhumuzu Allah'ın sanatlarıyla açmaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur Yusufçum. Evet. Benim adıma istifadeli oldu. Benim adıma da aynı şekilde. Evet. Kardeşimiz bu 2-3 gün boyunca tokat manyağı oldu. Evet, çekelim burada. Oraya yakından çekelim. Şefkat maşa tokat bastık. Risalesi yazdı. Bu birinci gün şefkat tokatının. Bu da ikinci gün. Peki şeyden bahseder misin? Balık tutacaktın, tutamadın. Ne oldu sonra? Ya baktım balıklar dedim yaşasın dedim. Evet. Yazık günah şimdi abi tut, ne yapacaksın dedim, yaşasınlar dedim. Sonra? Sonra çıktım şurada bir dağ var tepesine, zirveye. Açtım Risale'yi, okumam yaptım. İçindeki balığı tuttun. Evet, içimdeki balığı tuttum. Sen o balığı tutsaydın, evet, içindeki balık da seni tutacaktı. Rıdvan geçelim diye işim. Elim havada kaldı, şimdi kamera çektim, ne olacak yani? Nasıl cennete gireceksin sen? Allah bilir. Allah seni ıslatır. Allah! Hadi. Hocam, buradan toplanıp nereye gidiyoruz şimdi? Buradan fırınıza gidiyoruz, balık yiyeceğiz. Biz kendimiz mi tutacağız? Yok,
ayrılacağız. Ama biz inşallah buradan toplanıp hep beraber cennete gidersek kafa rahat olur. İnşallah. Elemsiz lezzet istiyoruz. Elemsiz arkadaşlar. Bitmeyen lezzet arıyoruz. Çözümü varsa bunu bulmak lazım ya. Arabanın anahtarı kimde? Balık tutabilecek miyiz? Nerede, orada mı? He. Beller içeride malzeme var. Nerede balıklar, nerede? Of of, bu balığı mı tuttun? Ya. Çok zorlandın mı? Biraz zorladı da kardeş yapıyor ama çekerken seni aşağı çekmedi mi? Yok abi, direndim şöyle. Balık tutabilecek miyiz? Nerede, orada mı? He. Beyler içeride malzeme var ya. Dedi ve tutamadı. Beyler, Eray. Vay 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 vay, dağların aslanı. Kariferle yorganı üstümüzden attığımız kamp. Mahmut kahve. Olmazsa olmaz. Şu kardeşi de çekebilir miyiz? Şu kardeş gam tipinde bir adam mı? 4 lira gördüm. Bir daha çok bilgisayar başında 10 saat geçirmelik gibi duruyor ama. Mahallenin formatı. Mahallede tiner satıyor. Anlat abilerine, kardeşlerine. Niye geldin buraya? Hasan Hoca. Bu nasıl anlatlar? Gel dediniz, geldim abi. bak şu anki dersi anlatıyor bence. Nasıl geçti? Güzel geçti elhamdülillah abi. Hangi yerde? Niye güzel geçti? İnsanlardan uzak. O şehir hayatından uzak. Sessiz, sakin ve maneviyat dolu. Maneviyat dolu. Peki Yusuf'la dağa çıkışın? O daha güzel. Daha mı güzel? Evet. Tebrik ederim. Genelde kardeşimiz bilgisayar başında Ahmet abinin dediği gibi 10 saat, 15 saat geçirecek bir tip. Hani mahallenin tek format atmasını, bilgisayar format atmasını bilen bir tip ama burada niyeyse o şeyin dışına çıktı kardeşimiz. Şimdi Hasan Bey, evet. Kampın başından beri bu elindeki kılıcı neden tutuyorsunuz? Bıçak yalnız mı? Evet. Neden tutuyorsunuz bunu? Neden tutuyoruz? Bıçaklar çok seviyorum. Evet. Bir doğayı çeçen tipi seviyorum. De var kardeşimizde. Elhamdülillah. Neden tutuyorsun? Seviyorum çünkü. Sanki böyle ayı avlayacakmışız gibi bir tip var. Olsa avlarız peki. İçindeki ayıyı avlarsam. Evet, nasıl ben geçti Hasan Hoca? Vallahi güzel geçti, çok şükür. Maneviyat doluydu, okuma yaptık. Evet. Elhamdülillah çok güzel sohbet muhabbet ettik. Gırgır çamata yaptık. Doğayı turladık. İşte ağaca bıçak attık. Peki saplanma olanağı nedir? O, yani saplanabiliyor mu? Bu ha, tam ben onu soracaktım Hasan Hoca. Peki kamp sadece eğlenmek midir? Yok canım, olur mu? Yani şimdi sadece eğlenmek üzerine gidebilirsek birçok yerde birçok şekilde birçok kişilerle eğlenebiliriz. Ama şahs-ı manevi var ya, şahs-ı manevi. Evet. Şu ahir zamanın en büyük nimetlerinden bir tanesi insanın kendisinin muhafaza edebildiği ve kendi kafasından maneviyat dolu bir şekilde sonsuza yönelik bir aktivite olursa öyle çok çok güzel oluyor. Ebedi eğlenmek istiyoruz. Tabii ki canım. Sıtratımızda var. Evet. Rıdvan Bey. Kameralarımıza konuşur musunuz? Dur, ayakkabı. Hasan, ayakkabıyı versene. Çek. Paparaziler yakalandı. Evet. Rıdvan Bey. Evet abi. Kan senin açından nasıl geçti? Ya beni... O nefsinde bir şey keşfettin mi yine? O canım o her gün. O her gün. Onu her gün keşfediyoruz. Evet. Ya benim için çok motive edici bir süreç oldu. Elhamdülillah çok güzel oldu. Yani bir nebze bu kampta Allah'a daha fazla yaklaştık. Bu evet. Da benim için elhamdülillah yani motive edici bir şey. Evet. Rıdvan benim oda arkadaşımdı. Rıdvan ne zaman görsem sen bir ağaç tefekkürü, pencere dibinde hani o sırtını evet. Cama yaslarlar. Evet. Onlar duygusal şeyler yapıyor ama sen tefekkür yapıyordun herhalde. Ya hatta şimdi dışarı bakıyordum, dedim yağmur videosu çekeriz. Hep dışarı bakmadan artık başıma ağrılar yani girdi. Burada da ya şöyle fırsattan her şeyi değerlendirme şeyindeydin. Evet. Peşindeydin. Maddi manevi olarak her şeyi değerlendirme fikrindeydim. Elhamdülillah bunu da bu kampta değerlendirdik. Yani biz o kadar kamp yaptık. Hiç bu kadar güzel kamp elhamdülillah olmadı. Yine senin işte o baharda gelmem var ya. Ama baharda da güller gelir. Vay güzel. Ya. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hani derler ya bir kışkırtma olduğunda kameramana da kışkırtma yapın. Kameramana da böyle yapın. Şimdi bir de kameramana soralım. Kameraman Bey. Evet. Şu kamerayı ben alayım. Sen sor kameramana. Şimdi maddi ve manevi noktada yapacağımız projelerde çok destek olan Nesip kardeşimiz, seni alalım. Senin için nasıl geçti Nesip? Seni bu kampta çok yorduk. Devamlı bir çekim. Hem maddi noktada hem manevi noktada. Vereceğim mi abi? Evet. Abi çekim yaptık ama bu ortamı kardeşlerimiz de görsün istedik. Evet. Hani aslında helal dairede de çok güzel bir lezzetin olduğunu bu kardeşlerimiz de görsün diye böyle bir koşturmacanın içine girdik, doğrudur ama motivasyon videosu bile çektik yani evet, buraya gelince aynen. Benim haberim yoktu ama buraya gelince haberim oldu. Mazlum i̇şte aldım. O Mazlum kardeşimizin aynen. Yüzünden. Bir daha gelmeden önce söylersek ona göre bir hazırlık. Bak biz bu kampta bir de şeyi öğrendik değil mi? Normalde mesela adam bir kamp yerine geldiği zaman, bir eğlence yerine geldiği zaman bir lezzet
alırken biz ne yapıyoruz? Burada iki lezzet alıyoruz. Aynen. Çünkü sadece nimeti değil, nimetin arkasındaki zatı görünce de o bize kesinlikle ayrı bir lezzet veriyor. Şehir hayatı insanı biraz yoruyor, boğuyor. Evet. İnsanın fıtratı, kainata Cenab-ı Hak o şekilde yarattığı, halk ettiği için yani o buralardan pek gitmek istemiyorsan ama bunların bir numune olduğunu düşünmek oradaki o lezzeti acılaştırmıyor. Evet. Oradaki tam tersi ahirete, cennete olan o iştahını arttırıyor. Gidip daha fazla mücadele etmeliyim hissi veriyor insana. Evet. Bir de zaten bizim yapmamız gereken genelde ne? Allah'ı tefekkür etmek. Kesinlikle. Kendi aramızdaki o huveti, kardeşliği daha fazla geliştirmek. Bir de insanların aklındaki o İslamiyet algısı var ya, onu yıkmak. Yani evet. İslamiyet dairesine girdiysen lezzet almayacaksın, sıkıntı çekeceksin, eziyet çekeceksin. Ama biz bu kampta bunun tam tersi olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Gerek sohbetlerle, gerek okumalarla. Evet. Her türlü. Kesiyorum çabuk. Hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar bu benim montumun içine koyan kim? Bunu kim? Sen kim oğlum ben? Ben koymadım ki. Kim koydu? Abi ya Allah aşkına parfüm sıkıyorsun geceleri. Yani her taraftan macun kullanıyorsun. Sen cennete gitmezsen var ya en çok sıkıntı çekecek adam sensin. Al. Ver şimdi abi. Görüşürüz. Coşuyorum ya, coşuyorum bu hakikatler karşısında. Abi şimdi dün Yusuf o kadar uğraştı ama beceremedi yakmayı. Siz 5 dakikada yaktınız. Bunun sırrı nedir? Yani günlük okumaların, cevşenin, Kur'an'ın olursa keramet ehli bir zat oluyorsun. Elini vurduğun yer ateş ol değil mi İba? Evet abi. Demek cevşen. Yok ya. Demek cevşen. Abi ateşi yakamayan da ne bileyim. Herkes şey okumuş hocam, günlük 100 bab, 200 bab oğlum, cevşen okumaya başlıyor. Bir babanın vasıflarından biri mangal yakmak. Yarın herkes evine eşi koca olacak. Yani hanımın yüzüne nasıl bakacak? Ateş yakamayan erkek de ne bileyim. Çok doğru. Buradan yakamayanlara. Ateş yakmayı öğrenmemiz lazım. Yusuf! Yusuf evlenmenin ilk şartı ateş yapmayı ateş bilmek. Yakmak. Bir de kavanoz kapı açması lazım. O banko zaten. O musluk su tesisatından anlaması lazım mı abi? Abi ondan çok anlamaz. Yani ona çok gerek yok da. Parasıyla. Tabii tabii. Zaten Eyüp abi. Kavanoz kesinlikle olması lazım. Eyüp abinin evini taşımaya giderken Eyüp abinin de bir İngiliz anahtarı vardı. Gördüğü her şeyi açık söküyordu evet. Hocam. Bak dibe doğru profesyonel bir üfleyişle kömürlerin alttan alev alması. Ben ne yapayım? Şu üçgen çok önemli bak. Şu üçgen. Şu üçgen çok önemli. Bermuda mangal üçgeni. Bak. Adam kıpkırmızı oldu ya. Abdestini bozmanın cezası. Lan Eray!